Öncelikle Taşkınlar'ına 2000 işçinin alınmasıyla alakalı bakanımız açıklama yaptıktan sonra hemen akabinde bizler sürecin nasıl işleyeceğini tek tek bugün basına duyurmuştuk. Ve en son noter huzurunda yapılan kural sonucunda 2000 tane asıl işçimizin isimleri belli oldu. Tabii yedekler de aynı şekilde aynı gün belli oldu. Emekliler konağını gezen AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na işçi alım sürecinin gecikmesi ve şaibe iddiaları ile ilgili konuşan Milletvekili Çolakoğlu, madenci adaylarının sağlık kontrollerinde çok hassas davranılıyor, bu normaldir. İtiraz edenler ikinci, üçüncü bir heyete giriyor. Şaibe var demek yetmez, ilgili kurumlara iletirseniz araştırılır dedi. Tabii bu bir süreçtir. Süreçte Türkiye Taş Kömürü'nün işe alma yönetmeni var. Bu yönetmenlik çerçevesinde bu kriterleri ilgili sağlık kurumlarına iletildi ve o sağlık kurumları gelen her işçimizi bu kriterlere uyup uymadığına bakıldı. Tabii ki vatandaşlarımız belki o ana kadar o rahatsızlıklarını çok fazla dikkate almadılar ama süreç içinde baktık ki Türkiye Taş Kömürü işe alım yönetmeliğinde kriterler net, çizgiler net. O çerçevede asilden kazanan işçilerimiz inşallah işe başlayacak. Tabii ki bu süreç içinde bu kriterlere uymayan, sağlık durumuyla alakalı bu kriterlere uymayan işçilerimize çıkmıştır. TTK çok farklı bir kurum. Burada çalışacak işçilerin sadece kendi iş güvenliği değil, onunla beraber birçok orada beraber çalıştıklarının iş güvenlikleri var. İş güvenliği var. Onun için çok hassas davranılıyor bu konuda. Çok hassas davranıldığı için belki vatandaşlarımız bu konuda bazen sistemkarlık yapabiliyorlar. Ama sonuç itibariyle biz Türkiye Taş Kömürü'nün alımını en ciddi bir şekilde değiniyoruz. Çünkü ciddi kazaların oluşmaması lazım. Bu birinci hastane itirazlar sonucu ikinci bir tekrar bir heyete giriyor. Ve bunu da itiraz hakkı yine oluşuyor. Ve en son itibariyle üçüncü hakim hastaneye işçilerimiz gönderildi. Oradan gelen sonuçlar çerçevesinde iş alımlar devam edecek. Ama 2000 işçiyi bizler Türkiye Taş Kömürü'ne alınacağını baştan duyurmuştuk. Sayı 2000 olacak. Tabii ki bu bir süreç. Belki bazı işçilerimiz burada yargı yoluna da girebilirler. Bu sonuç itibariyle eğer yargının kararıyla da işe başlama kararı verilirse yine işe başlayacaklar. Bizim ilk etapta 2000 işçimizin asil ve yedeklerden kimse işe başlaması için çalışmalarımız devam ediyor. AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu emekliler konağında beğendiğini söyledi. Öncelikli olarak belediye başkanımızla beraber bugün hem belediye ziyaretini gerçekleştirdik. Onun hemen akabinde burada emekliler konağımızı ziyaret ettik. Belediye başkanımız seçildiği günden bugüne kadar Zonguldak'ta birçok yeni projelere imza attı. Ve bugün burada geldik, gördük ki emeklerimiz de aynı şekilde çok güzel bir fizik ortam oluşturmuş. İnşallah bu şekilde AK Partili belediyecinin ne olduğunu gösterdik. İnşallah bu şekilde hizmetlerimiz devam edecek.